Herkese selamlar. Yine bize satrancı sevdiren oyunlardan birine hoş geldiniz. Beyazlarda Magician of Riga yani Mikhail Tal, siyahlarda ise Jan Hein Danner olacak ve bu oyun efsaneleşen Like an See turnuvasının 1968 versiyonunda oynanmış. Kapalı bir merkezde şah hücumu yapmak zordur ama eğer adınız Alehin ya da Tal ise bu zorluğu aşmak için çok sıkıntı yaşamazsınız. Özellikle açılış fikirlerine dikkat edeceğimiz bu oyuna hemen başlayalım. Sizler de desteklemek için kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve hadi bakalım E4, E6, D4, D5 ile başlıyoruz. Oyun Fransız açılışına giriyor hemen. At C3 geliyor ve fil B4'te de Winaver varyantı karşımıza çıkıyor. Çok keskin pozisyonlar ortaya çıkarabilen bir varyant arkadaşlar. E5 doğal hamle ve C5 geliyor. Siyahlar Fransız'ın klasik fikri olan C5'i yaparak rakibin D4 karesine oradaki piyonuna saldırıyorlar. Ve A3 geliyor. Filden kurtulmak istiyor beyaz tabii ki. Fil C3, BC3 ve vezir C7 geliyor. Beyaz bir taraftan duble piyonla kalırken olumsuz anlamda bir taraftan da merkezini desteklemiş olduğu artıları ve eksileri var her hamlenin. Ve siyah açılış fikrine uygun şekilde veziriyle yarı açık hale gelecek olan C hattında vezirini konumlandırdı. Ve bu şekilde bir baskı yaratmaya şimdiden başladı. Tal ise burada ilginç bir seçimle geliyor. At F3 oynuyor. Burada en kritik hamlenin vezir G4 olduğunu biliyoruz ve Tal de zaten kendisi söylüyor. Ama ilk olarak zorunlu gelişecek olan varyantlardaki yeni bir buluştan kaçmak için. İkinci olarak da farklı bir pozisyonda kendisini test etmek için vezir G4'ü oynamadığını söylüyor Tal. At F3'e devam etmiş. D4'ü basitçe koruyor ve taşını geliştiriyor. Rakibin cevabı ise B6. Problem çocuk olan C8 filinden kurtulmak istediği çok açık. Fil A6 gelecek ve beyazların F1 filiyle değişime girecek. Tal ise buna A4 ile cevap veriyor. Önemli bir fikir özellikle Winaver varyantında. Burada da beyazların filini A3'e giderek gelişmek istediğini görüyoruz. Tabii aynı zamanda A5 hamlesiyle rakibe zarar da verebilecek. Bu ihtimalle cebine koyuyor Tal. Fil A6. Siyahlar problem çocuktan kurtulmak üzere ve Tal burada işi çok uzatmıyor. Hemen gidip filleri değişiyor. Fil A6 hamlesini direkt oynuyor. Daha önce Tal'e benzer bir tarzı olan Stein, kanalımızda bir adet de videosu var. Fil B5 oynamış ve buradaki fikir değişimden sonra A7 piyonunu geri kalmış piyon olarak tahtada sabitlemek. Fakat A5 hemen oynanabilir ve eğer geçerken alma yapmazsanız bu pozisyonda A5 piyonu oyun sonunda sıkıntı yaratabilir. Çünkü korunmuş bir geçer piyonu olacak. Geçerken almayı da Tal tercih etmemiş. O yüzden fil B5 yerine direkt fil A6'yı tercih etmiş. Belki de Tal bu Stein'in oyunundan haberdar olduğu için zaten filleri hemen değişiyor. At alır A6 ve hemen tempo geliyor şimdi vezir E2. Bu hamle atı hemen geri gönderiyor. Çünkü vezir E2 ile ona saldırdığınızda onu vezir C8 ile tutamaz. Vezir C8 ile tutmak istediğinde çünkü vezir B5 hamlesi var ve bu çok sıkıntılı siyahlar için. Bunun dışında bir de taktiksel bir yol deneyebilir siyahlar. C alır D4 yapabilir ve der ki atımı alırsan ben de C3'ü alırım ve çatal yaparım diyebilir. Fakat bu fikir de başarısız olur. Çünkü bir ara şah var ve her şeyi bozuyor. Önce vezir B5, şah D8 ya da F8'e de zaten fil A3 var. D8 oynadıktan sonra vezir A6 ve şimdi C3 alınsa bile şah kaçtıktan sonra gidip kaleyi alamaz. Çünkü kale alınırsa fil G5 var, şah çekiyorum ama bu aynı zamanda bir açarak saldırı, geçmiş olsun veziri kaybettim. O yüzden vezir E2 kritik bir hamle, at B8 de cevap olarak kritik bir cevaptı ve Tal hemen oyunu bir şekilde açmaya çalışıyor. Rakip taşlarını henüz geliştirmeden
A5 oynuyor. Ve şimdi siyah için aslında çözümü olmayan bir sorun yaratmış oldu A5 hamlesiyle. Beyaz piyonu eğer alırsa C5'in destekçisini yok etmiş olacak siyahlar. Eğer beyazlar gidip B6'yı alırlarsa siz onu A piyonuyla alamıyorsunuz. Çünkü açmaz var. Dolayısıyla C5'in yine bir destekçisi kalmayacak. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Az sonra göreceğiz hamleyi. Siyahlar burada kendisi almayı tercih etmiş. Fil A3 geliyor. İşte A5'in fikri aslında bu. Çaprazda fili tek kral olarak ilan etmek istiyor Tal. C5'teki blokaj bu fil için önemliydi. Onu zayıflatmış oldu A5 yaparak. Ve böylece bu oyunun teması da ortaya çıkmış oluyor. Bu siyah kareli file rakip yok tahtada ve bunu elde etmek için bir piyon vermesi çok da fazla bir şey değil. Ve at D7 geliyor. Danner elinden geldiğince gelişime hız verirken bir taraftan da C5 piyonunu tutarak devam etmek istiyor. Fakat burada belki de at E7 oynayıp hemen piyonu bırakmak daha etkili olabilirdi. At E7 yapıp piyonu verip rok atabilirdi belki de. Tabii ki atı açmazda kalacaktı. A5 zaten ileride düşecek bir piyon. Fakat şahı daha güvende kalabilirdi. At D7 geldiğinde ise D alır C5 geliyor. Bu sefer Tal piyonla alarak çaprazı açıyor ve şimdi at E7 gelince bu sefer küçük bir detay da var tabii. Onu gösterelim. At C5 alamazdı. Çünkü vezir B5 şah çekip aynı anda atı istediğinde at geri dönmek zorunda kalacak ve at geri döndüğünde fili artık kimse durduramayacak bu çaprazda. At E7'ye ise Tal'in küçük bir feda daha yapmasına sebebiyet veriyor. C6. Temizlik fedası diyebiliriz. Filin yolunu temizliyor. Ve şah böylece tahtanın artık ortasında kaldı. Bu kesinleşti. Çünkü şu anda rok atarsa at düşmüş olacak. Ve bu arada da D7'deki ata da saldırı var. Onun da hareket etmesi lazım. Ya da vezir gidip C6'yı almalı. Alıyor Danner ve burada C3'ü de istiyor. Tal ise hemen rok yaparak şahını ayak altından çekti ve şimdi de yine rok atamıyor rakip. Çünkü fil yine E7'deki atı karşılıksız olarak alacak. Bu yüzden başka bir noktaya odaklanması lazım siyahların. Bir darbede at D4'ten yiyebilir her an. Bunu engellemek için vezir C3. Tabii ki aynı zamanda piyon da almış oldu. Ve şimdi bir taş daha oyuna geliyor buradaki vakit kaybından dolayı. Kale F D1. Şimdi yine at D4 istendi ve bu sefer de durdurmak için at C6 geliyor rakibi. Ve siyah artık kesinlikle kısa rok yapamayacağı hale gelmiş oldu. Artık at da filin önünde değil. Tal ilk amacına ulaşmış oldu açılış sonrasında ve rakibin şahını merkezde bırakmayı başardı. İkinci aşama olarak kendi taşlarını daha aktif yerleştirmeli ve hemen göze çarpan bir hamle yapıyor. Fil D6. Öncelikle piyona 3 basılmıştı. Piyonu korudu. Daha da önemlisi rakibin kale B8'ini engelleyerek ileride kendisi kale B1 ile B7'ye ulaşabilir ya da vezir B5 ile B7'ye ulaşabilir. Bunun engellenmesinin de önüne geçmiş oldu. Vezir C4. Danner gayet anlaşılır şekilde vezir takası istiyor. Vezirle değişmek istiyor fakat cevap tabii ki hayır. Vezir E3. Bir kez daha deniyor vezir E4 ile ve cevap yine hayır. Şahı ortada yakalamışken ne olursa olsun Tal bir şekilde veziri oyunda tutmanın yolunu zaten bulurdu. Burada vezir B3'ü kullanıyor. Ve şimdi vezir B7 hamlesi çok ciddi bir tehlike ve savunulması gerek arkadaşlar. At B6 ile vezirin yolunu kesiyor rakibi. Fakat Tal'in yeni bir piyon fedası yapmasında bu hamle engellemiyor. C4 geliyor. Saldırının devamını sağlayan en mantıklı hamle. Aynı zamanda C hattını da açmış olacak ve bu hücumun gücünü de arttırmış olacak. Şimdi siyahın cevabı da hemen hemen zorunlu. Oyuncu vezir C4 almış. Ama öncelikle bakalım. Atla alamaz. Çünkü vezir B7 hemen gelir ve
Adama sorarlar bir önceki hamlede neden at b6 oynadın madem buna izin verecektin. O zaman piyonla almaya bakalım. Eğer piyonla alınırsa bu sefer de vezir b5 önemli bir hamle. Şimdi kale d4 istiyoruz çünkü. At nasıl olsa açmaz da ve vezir buradan uzaklaştığında c6'daki at boşta kalacak. Vezir b5 çok güçlü. O halde son bir seçenek daha kalıyor. Belki kendisi bir sürüş deneyebilir siyahın. a4. Ama buna da ilginç devam yolları var. Bir tanesini gösterelim. Kale a4 tabii ki hamle. Şimdi c4'ü alırsa eğer rakip vezir b6 fedası var. Çünkü a alır b6'ya kale a8 gelecek ve at d8 kapatmak zorundasın. Buna da kale c8 gibi sakin bir hamleyle devam edip beyazın karşı konulamaz bir hücumunu ortaya çıkartıyoruz bir anda. Nedir bu? Şimdi bir şekilde fil aradan çekildiği anda arkadaşlar d8'deki at düşmüş olacak çünkü ona çift basıyoruz. Tabi iş burada bitmiyor sadece. Özellikle e5'teki piyonun yardımıyla bir mat ağı da kurulmuş durumda. Bu da çok büyük bir sıkıntı. O yüzden rakip vezirle almış c4'ü. Tal ise yine vezirleri oyunda tutuyor. Vezir a3 ve şimdi vezir a6 at c4 ile oyuna devam etmek istiyor siyahlar. Kale ac1 geliyor. Ver c6'daki atı diyor ve kale c8'de önce savunmasını yaptı ve siyah yavaş yavaş pozisyonunu toparlıyor gibi. Ama Tal'in aklına bu sefer de çok güzel bir manevra geliyor. Eğer bu manevrayı bulamasa belki de oyunu kaybedecek. At d2. Öncelikle at c4'ü kesti ki bu çok önemli. At c4 gelirse hat kapanmış olacak ve Tal'in hücum fikirleri büyük bir sekteye uğrayacak. İkincisi ise at b3 oynayıp sonra c5'e yerleştirmek ve böylece vezirin kötü konumundan faydalanırken aynı zamanda c hattının kontrolünü de eline geçirmiş olacak. Ve artık siyahlar şöyle düşünüyor. Buradaki taşlarla problemi çözemiyorum. Kaleyi oyuna sokmam lazım. Hangisinden bahsediyoruz? Tabii ki h8'dekinden bahsediyoruz. Bunun için f6'yı deniyor. Şah d7 kullanabilirdi tabii ki kalenin yolunu açmak için ama kale o zaman da d8'e geldiğinde şahla bir hamle daha yapacaktı. F6 ile hem filin konumunu zayıflatırken hem de şah için f7'yi açmış oluyor ve kale d8 istiyor. Kafadaki planlar bunlar. Fakat Tal diyor ki bundan çok daha iyi bir devam yolu vardı. At d4 oynayabilirdi diyor. Çünkü kaleyi veziriyle zaten tutuyor ve şu anda çatal istemiş oldu. Ve ben bu hamleyi maçta gördüğümde şah h1 herhalde kaçırırım diye düşünmüştüm diyor. Şah h1'e ise at f5 var ve file bir kapışma teklifi yapmış oldu at. Fakat f6 gelince bu Tal'in tam istediği ortamı oluşturuyor. Oyunun açılması onun işine gelecek. Çünkü rakip şah ortada kalmış durumda arkadaşlar. Ve hemen e alır f6 oynanıyor. G alır f6'ya ise vezir f3 hemen saldırıya geçiyor ve ver piyonu diyor. Ve maçın kırılma anlarından birine geliyoruz. Siyahlar at d7 oynayabilir ya da f5 oynayabilir ve bu şekilde piyonunu tutabilir. Özellikle f5'in güçlü bir hamle olduğunu söylüyor Tal. Bunu refüte etmesi çok zor olurdu diyor eğer f5 oynasaydı. Fakat Danner piyonu bırakıp Tal'in d6'daki filine saldırmaya karar veriyor. Ve şah d7 oynuyor. Tal tabii ki o fili kaçmıyor arkadaşlar ve piyonu alıp fili bırakıyor. Tam bir Tal hamlesi. Çünkü diyor ki şah fili alamaz. Bakalım alırsa ne olur? Eğer şah d6 gelirse at e4 var burada. Çünkü açmazdan faydalanıyoruz. Piyon atı alamayacak. Şah kaçtığındaysa at c5. Ver veziri dedik. Vezir e2'ye kaçtığındaysa vezir g7 var. İşte bu Donner'ın analizinde göremediği hamleydi. Hesaplarını yaparken. Çünkü şimdi şah nereye kaçarsa kaçsın ya da başka bir savunma şekli bulsun ve yapsın. Her türlü taş kaybı ya da matla sonuçlanır. Ben bir tanesini göstereceğim. Örneğin şah d6 oynadınız. At b7 ve mat arkadaşlar. Şimdi
Kale yardıma geliyor. Kale h-e8. Ve Danner en azından kalesini oynayabildi. Ama artık çok geç arkadaşlar. 26. hamledeyiz. Ve at e4 geliyor. Harika bir hamle. Öncelikle fili tutuyor tabii ki. Ve at alınırsa yine açarak şahlar olacak. Çünkü kale d hattında şahla aynı hizada. Farklı bir yol yapabilir miydi Tal? Yapabilirdi. Vezir f7 çok bağıran bir hamle. Fakat buna at e7 var. Ve şimdi kale e1 gibi e6'ya basan bir hamleyi kullanabilir. Şah d8. Vezir e6 ise vezir b7 var. Yani beyazlar yine kazanıyor ama daha zor. Çünkü Tal'in bulduğu çok daha temiz arkadaşlar. At e4 sadece filini korumuyor çünkü. Aynı zamanda c5'ten de çatal istiyor. Yani vezir ya da şah mutlaka hareket etmeli. Ya da başka bir taşla c5'i korumalı. Ne yapıyor? At e7. Böylece hem 7. sıradan gelebilecek şahları engelledi. Hem de şunu kabul etti. Kaleyle c5'e gelirsen vuracağım. Evet, at c5. Kale c5, fil c5 ve bakıyoruz Tal kalite önde. Ve rakip buna karşılık 2 tane A piyonu var fazladan. Bunları kullanabilir. Bir hamle daha devam ediyor. At c4 oynuyor. Fakat aslında ne oynarsa oynasın kaybedeceği bir pozisyonda kalmış. Tal hemen e7'ye vuruyor filiyle. Ve burada aslında taktik ortaya çıkıyor. Vezirler arasında arkadaşlar sadece e6 piyonu var. Ve eğer burada fili alırsanız kale d5 ile karşılaşacaksınız. Ve geçmiş olsun. Çünkü kaleyi alırsan vezirin gider. Eğer kaleye basmaya gidersen şah c6 ile atını alırım kalemi bırakırım diyebilir Tal. Ve şah d5 aldığında vezir d4 mat arkadaşlar. Bu demek oluyor ki Danner burada oyunu terk etmiş. Ve Tal rakibi oyunun ortasında bir savunma bulur gibi olsa da hiç hızını kesmeden yeni bir şaheser yaratmış oldu. Açılış fikirleri ve tempoların ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk böylece. Ve şahınızı merkezde bırakmamanız gerektiğinde bize bir kez daha gösteren bir oyun oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum ve videomu mutlaka beğenin. Kendinize iyi bakın. Satrançla kalın. Görüşmek üzere.